Merhaba arkadaşlar. İnanın çok yoğunum ama yine de aklım sizde. En azından bu geceniz de boş geçmesin, bir şeyler öğrenin diye ufak bir ders yapacağım. Formlara efekt verme, yani formların böyle efektli bir şekilde açılmasını nasıl yaparsınız? Bazı arkadaşların hoşuna gidebilir. Benim pek sevmediğim bir şey ama yine de isteyen kullansın diye böyle bir örnek yapacağım. Önce dosyamı arkadaşlar makro içerebilen çalışma kitabı diye kaydettim. Masa üstüne makro içerebilen çalışma kitabı diye kaydettim. Sonra geliştiriciden şuraya bir buton ekliyorum. Şu butonu. Tamam. Sonra özelliklerden formu, yani başlat diyelim mesela. Başlat dedik. Sonra buranın içine girdik. Şimdi bir user form açıyorum. Tamam, bu bizim ana formumuz olduğunu farz edelim. Özellikleri de açayım. Buraya ana form diyorum. Ana menü diyorum. Ya da ana form. Ana form. Şimdi daha önce menü şeklinde şeyler yapmıştık hatırlıyorsanız. Buraya mesela ne diyelim? Personel kayıt diyelim. Personel kayıt. Şimdi ben bu personel kayda tıkladığım zaman yeni bir form açılsın ama form biraz efektli bir şekilde açılsın istiyorum. Hemen yeni bir form daha ekliyorum. Bu formu şöyle biraz büyüttüm. Formun caption'ına personel kayıt formu dedim. Siz buraya bir frame alırsınız. Mesela buranın genişliği kaç şu anda? Height 400, yüksekliği 400, width kaç, genişliği de 800 olsun. 400'e 800. Buranın üzerine bir frame çiziyorum arkadaşlar. Tamam. Sonra buranın caption'ına da personel bilgileri diyeyim. Tamam. Sonra siz buraya işte personel ID dediniz. Karşısına bir text box koydunuz. Sonra bunu çoğaltıyorum. Personelin adı işte vesairesi, bütün bu bilgilerini buralara girdiğinizi farz edelim. Şöyle. Ondan sonra yani personel formunuzu bu şekilde hazırladınız. İşte kaydetini, iptalini, silini falan yazdınız farz edelim. Dediğim gibi amacım bu formun biraz efektli bir şekilde açılmasını sağlamak. Şimdi ilk etapta şu frame'i arkadaşlar, frame 1'dir bunun ismi. Bunun visible'ını false yapıyorsunuz. Visible, false yaptınız. Sonra formun startup position'ı Screen Owner yazıyor ya, bunu screen center screen yapıyorsunuz. Yani ekranın ortasında başlat diyorsunuz. Şunun ismini de, şu user form 1'in ismini de FRM ana form yapalım. FRM ana form. Şunun ismini de FRM personel diyelim. Ondan sonra az önceki sayfa 1'in içine de şu command butona da FRM ana form nokta show diyor. Yani şöyle bir çalıştırırsam ne yaptım? Şunu yaptım. Başlata tıkladığım zaman ana form geliyor. Personel kayda tıkladığım zaman personel kaydı şimdi başlatacağım. Hemen personel kaydın içine giriyorum. Diyorum ki FRM personel nokta show diyor. Şimdi gelelim personel kayda. Personel kaydımı böyle tasarladım. Siz bunu hazırladınız. Şu frame'in visible'ını false yaptınız. Ondan sonra formun startup position'ı da center screen yaptınız. Şimdi bu formun içine girdiniz. Formun initialize kısmına, yani ilk başlama kısmına diyeceksiniz ki mi.height eşittir 0, mi.top eşit şeye width genişlik, yani height yükseklik, width genişlik eşittir 0. Sonra screen şöyle bir dakika
Mi nokta bir dakika application nokta screen şurada screen update eşittir true bir de mi nokta start position eşittir 2 dediniz. Yani şu şekilde. İsterseniz çalıştıralım. Bakın. Şöyle çalıştırıyorum. Şuraya personel kayda tıkladığım zaman bakın şöyle ekranın ortasında küçük bir form açıldı gördüğünüz gibi. Yani user personel kaydımız bu şekilde açıldı. Şimdi devam ediyorum. Personel kaydın şurasında bir prosedür oluşturuyorum. Sub mesela effect diyelim Türkçe olarak effect. Şimdi dim x as integer hatta x virgül y diyelim. X virgül y integer'dir. Sonra for x eşittir 1 to 800. 1'den 800'e kadar. Next çünkü width 800 diye arkadaşlar. Genişlik 800'dü. 1'den 800'e kadar diyorum. Mi nokta width. Ha bir de şuraya bir şey yazayım. Şurada step 2 diyelim arkadaşlar. İkişer ikişer arttır diyorum. Sonra mi nokta width eşittir. X diyorum. Mi nokta. Şimdi bakın sağa doğru genişlediği zaman aynı şekilde sola doğru da gitmesi lazım. Mi nokta left eşittir. Mi nokta left eksi 1 diyorum. Bakın. Eğer siz burayı 4 yaparsanız yani step 4 yaparsanız bunu da 2 yapmak zorundasınız. Her zaman şu step'tekinin yarısı kadar gitsin. Çünkü genişlerken aynı zamanda sola da geliyor ya tam yarım olması lazım. Ben bunu step 2 diyorum. Buna da 1 diyorum. Sonra bu böyle. Dolayısıyla şimdi 800'e kadar açılacaktır. İsterseniz deneyelim. Ha bir de şunu nerede kullanacağız? Bu efekti arkadaşlar şu prosedürü activate kısmında formun activate kısmında kullanacağız. Yani şu activate'in içine giriyorum. Şu efekti buraya yapıştırıyorum. Şimdi bir çalıştıralım isterseniz. Başlata geldim. Personel kayıt diyorum. Bakın form bu şekilde açıldı. Fark ettiniz bilmiyorum. Bakın form bu şekilde açıldı. Şimdi yüksekliği de ayarlayalım. Hemen şunun altına for y diyorum bu sefer. For y eşittir. Aslında do while de kullanabilirdik de benim en çok hepsi aynı şeyi yapıyor arkadaşlar. For olsun, do while olsun, do loop olsun. Bunlar hepsi aynı şeyler. Ben en çok kullandığım budur. Dolayısıyla for'u kullanıyorum. 1 to 400 diyorum. Şurada next. Niye 400 dedim? Çünkü formu ilk tasarlarken genişliğini bakın height 400, width 800 diye ayarladığım için for'da da onu kullanıyorum. Hemen yazıyorum. Diyorum ki he, burada bir de step 2 diyelim. Step 2. Şimdi mi nokta height eşittir x. Mi nokta top. Top da yukarı aşağı doğrudur. Eşittir mi nokta. Mi demek yani bu formda. Ben mi yerine şunu yazabilirim. FRM personel nokta top eşittir. FRM personel nokta top diyebilirim. Onun mi kısaltmasıdır. Eksi 1 diyorum. Yine her zaman şunun yarısı. Mesela bunu eğer siz 4 yaparsanız şunu 2 yapmanız lazım. Veya bunu 8 yaparsanız şu 4'ü 8 yaparsanız şunu da eksi 4 demeniz lazım. Tam yarısı olması lazım. Bu nedenle ben 2 dediğim için burayı da 1 diyorum. Bir de arkadaşlar şuralara şunu eklemeyi unuttuk. Do event yani olayı do event'i bitişik yazıyoruz. Do event de yazın ki işlem esnasında son durumu da hani şeyi de görebilirsiniz. Bir nevi yani donmadan izleyebilmeniz için. En sonda işlem bittikten sonra frame 1 nokta visible eşittir true yapıyoruz. Bu kadar. Şimdi deneyelim isterseniz. Başlata bastım. Personel kayıt dedim. Bakın. Fazla açıldı ya bu. Bir dakika niye fazla açıldı?
Şu anda kaç? 8 400. Eşittir x. Step 2. Ha, şuraya şey yapabilirsiniz. Mesela if mi nokta height büyüktür, büyük eşit 400 ise exit for yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynısını şurada da yapabiliriz. Aynısını şurada da yapabiliriz. Eğer mi nokta width büyük 800 ise exit for, yani şuraya gel demektir. Şu anda buraya gel demektir. Bir daha denemek istiyorum. Bakalım ne oldu. Personel kayıt açıldı. Ve bu şekilde hiç istemediğim bir görüntü elde ettik. Hata da yapmadığımı düşünüyorum. Hep bir dakika, biz ne yaptık ya? Eleme personel. Mi nokta height eşit. Ha, buraya x demişim arkadaşlar ya. Siz yine bunu fark etmişsinizdir mutlaka. Ben göremiyorum. Bu y olacak. Dolayısıyla evet. Şimdi tekrar deneyelim. Açıldı ve gördüğünüz gibi bu şekilde, bakın, formunuzu bu şekilde efektli isterseniz açabilirsiniz. Tam tersi de yapabilirsiniz. Önce genişleyip sonra önce yukarı doğru çıkıp sonra yana doğru da açılabilir. Hatta kapatmanın içerisine de bunu koyabiliriz. Mesela şu çarpıya bastığınız zaman, bakın onu da isterseniz yapalım. Çarpıya bastığınız zaman tam tersi şekilde kapansın. O zaman user formun, buna efekt 1 diyelim. Efekt 1 dedik buna. Bir de efekt 2'yi oluşturalım. Bakın şöyle hepsini kopyalıyorum. Aşağıya Ctrl V ile yapıştırdım. Buna efekt 2 diyorum. Şimdi aklıma geldi. Şimdi bu sefer tam tersi arkadaşlar. Şurası 1'dir ya. Bunu 800 yapıyorum. Şunu da 1 yapıyorum. Step eksi 2 diyorum. Yani ikişer ikişer azalt. Bu şekilde yaptık. Bu da tam tersi artı 1 olacak. Eğer küçük eşit 1 ise veya 2 ise exit for yaptık. Burada da yine 400'den 1'e kadar step eksi 2, bunu da artı 1 yapıyoruz. Şöyle küçük eşit 2 ise, çünkü ikişer ikişer azalttığımız için 2 ise exit for dedik. Bunu da tabii ki en başa koyacağız bu sefer. Başlar başlamaz o şeyi gizlesin. Bunu da false yapıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? User form'un query clause olayının içine atıyoruz bu sefer. Şöyle query clause'un içine veya kapatın içine. Bak buraya effect 2 diyorum. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Eğer siz buraya bir kapat butonu koyarsanız mesela, şuraya kapat diyelim. Kapat butonun içine de efekt 2 dersiniz. Ha, efekt 2'nin sonuna, en dışına, en bitiş kısmına unload mi yazarsınız. Yani kapat. Şimdi deneyelim bunu. Umarım çalışır. Ve formumuz açıldı. Kapat diyoruz. Tuhaf bir yere gitti. Onu bir düzeltelim. Effect 2'de niye böyle bir şey yaptık? Bir saniye. Burada eksi 1. Bir dakika. Step 2 eksi 1 dedik. Şuraya bakalım. Exit for dedik. 800'den 1'e kadar azalt. İkişer ikişer. Hatta 2'ye kadar diyelim buna. X. Burada da 2 diyelim. Eşittir y. Top artı 1. 60.
Ben bir hata da yine göremiyorum ya. Açıldı, kapat. İki farklı yerde çalışıyor. Sekiz azalt. Küçük eşit. Şunu 5'e kadar gelirse ya da 6'ya kadar olsa desek. Şunu da 6 desek. Bakalım. Buna bir anlam veremedim ya. Niye ikinci seferi başka bir yere atlıyor ya? Efekt 2. Aa. Evet, anladım. Query Clause'a da yazmışız ya arkadaşlar. Şu Query Clause'a da yazmışız. En sonda kapatırken de yine aynı şeyi çalıştırıyor. Bakın, gerçekten bu önemliydi. Keşke... Bakın arkadaşlar. Ben kapat dediğim zaman, şu Unload Me kullandığım zaman şurada. Mesela önce Effect 2'yi çalıştırıyor. For küçülüyor. Hatta şunlar 6 değil. Bunlar yine 2 olacak. Şu query clause'a geldiği zaman yine effect 2'yi çalıştırıyor. Bak, sildiğim zaman bir sıkıntı kalmaz. Tabii biz burada şunu yazarsınız. If close mod eşit değil 1 ise then cancel eşittir 1 dersiniz. Artı çarpıyla da kapatamazlar. Dolayısıyla bakın şimdi tekrar deneyelim. Şöyle açıldı. Kapat dediğim zaman da kapandı. Şöyle açıldı ve kapat dediğim zaman da formumuz kapandı. Bu dersimiz bu kadar. En azından yani hiç aklım sizdeydi. Bugün de bir şeyler öğrenin diye. Ben biraz yoğunum arkadaşlar. Muhasebe dersine devam edeceğiz. Bazı günlerde yayınlamayabilirim. Yayınlamadığım zaman siz de diğer derslere bakın. Hep aynı derslere takılı kalmayın. Kendinizi geliştirmeye çalışın. Bir sürü değişik grafikler olsun. Çok değişik dersler var. Size tavsiyem sadece bir derste sınırlı kalmayın. Tüm derslere bakın, hepsini yapın, inceleyin. 140-150 tane ders yaptım. Hepsi de sizler bir şeyler öğrenin diye. Eğer sadece bir dersi takip edip gerisine bakmasanız gerçekten kendinizi geliştiremezsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.